Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurulu üyeleri, Mardin İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Mardinli gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dış politikada yapılan bütün hataların şu anda bedelini Mardin yaşıyor, Urfa yaşıyor, Gaziantep yaşıyor, Şırnak yaşıyor, Hakkari yaşıyor. Sınır boyundaki bütün illerimiz bu yanlış dış politikanın bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Siz bütün dünyayla kavgalı hale gelin. Ondan sonra deyin ki bütün dünya bize düşman. Ne yapacakmış milletimiz? Bütün dünya düşman ya. Dolayısıyla mevcut iktidarı destekleyip mevcut iktidarı dünyaya karşı koruyacakmış, kollayacakmış. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Düşünün ki bir mahallede 100 tane komşunuz var ve o 100 tane komşu da bize düşman diyorsunuz. Mahalle kötü mahalle diyorsunuz. Ya o 100 tane komşunuzda mı problem yoksa sizde mi problem? Adama sorarlar. 100 komşuyla birden kavgalı olan bir hane mi problemli yoksa o mahallenin tümü mü problemli? Siz durduk yere kavga çıkarın. Her gördüğünüz kavgada ceketi çıkarın, kolları sıvayın, taraf tutun, kavganın içine girin. Bütün dünya bize düşman deyin. Neymiş? İktidarı destekleyecek misiniz ki? İktidar devam edebilsin. Bütün ekonomiyle ilgili sorunları, hayat pahalılığını, işsizliği, bütün bunları örtmek için şimdi dış politikayı kullanıyorlar arkadaşlar. Ama bunun bedelini en çok da Mardin ödüyor. Sınırlar açıkken, sınırın öbür tarafı müreffehken, kalkınıyorken bu bölgemizin nasıl canlandığını da gördük, yaşadık o günleri. Ticaretin nasıl arttığını, yatırımın nasıl arttığını yaşadık, onları gördük. Dolayısıyla hiç kimse suçu başkalarında aramasın. Önce herkes bir kendisini hesaba çeksin. Biliyorsunuz atasözümüz var. Ne diyor? Keskin sirke küpüne zarar. Bu iktidar keskin sirke haline geliyor, bol bol bağırıyor, dünyaya bağırıyor ama Türkiye'ye zarar veriyor. Mardin'in değerli arkadaşlar bir başka sorunu da çarpık kentleşme. Bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm tam da buna karşı aslında geliştirilmiş bir formüldü. Halkımızın sağlıklı konutlarda yaşamasının önünü açacak, şehirleri yaşanabilecek kılacaktı. Fakat maalesef daha evvel de söyledim, konu inşaat olunca bunlar ne yapıyor? Burada rant var, şöyle bir rant gözlüklerimi takayım, rant gözüyle bir bakayım ne var burada diye. Öyle baktığınızda da işte maalesef şehirlerimiz berbat olmuş durumda. Beton yığınına dönmüş durumda. Şöyle bir baktım. Bugün buraya otobüste gelirken geçtiğimiz yolda sağda solda öyle yapılar var ki sanki baraj inşaatı. Arkasında su tutacak da beton bloklar, arada nefes alacak yer yok. Yazıktır. Bu kadar düzensiz yapılaşma Mardin gibi böyle tarihimizin, kültürümüzün adeta pırlantası olan, yüzük taşı olan Mardin gibi bir şehrimize böyle bir yapılaşma bir ihanettir arkadaşlar. Halkın yararı, çevreye maliyeti, deprem riskini adeta her şeyi unutan bir yapılaşmayı görüyoruz. Biz Deva Partisi olarak Mardin'i yeşillendirmek, sosyal alanları oluşturmak için çalışacağız. Şu anda Türkiye kötü yönetiliyor. Her alanda problem var ama özellikle ekonomideki sorunlar gerçekten hızla büyüyor. Bakın dün biliyorsunuz gece yarısı bir operasyonla, başta da bahsettim o tek imzalı bir operasyonla, Merkez Bankası Başkanı daha görevi geleli neredeyse bir yıl oldu olmadı, görevden alındı ve yeni bir Merkez Bankası Başkanı atandı. Ekonomide yaşananların esas sebebinin kurumsal aklı ve ortak aklı dışlayan, liyakatı ortadan kaldırıp köklü kurumlarımızı çökerten partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve kötü yönetim olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Siz ortak aklı ortadan kaldırırsanız, kurumların itibarını yerle bir ederseniz, her şeyi ben yapacağım derseniz partili cumhurbaşkanlığı sistemi işte memleketi bu hale getirir. Merkez Bankası Başkanı'nın da böyle bir gece ansızın yapılan operasyonla görevden alınıp bir başka başkanın getirmesi de bütün bu kötü yönetimin yansımasından başka bir şey değildir. Bu sistem, yani şu andaki yönetim sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişmedikçe, bizi yöneten bu zihniyet değişmedikçe bu ülkenin sorunlarını çözmek de mümkün değildir. Şu anda ne yaptılar? Bir önceki Merkez Bankası ya bu laf dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylüyoruz yapmıyor diye. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası başkanı getirdiler. Ne oldu? Yine kur almış başını gidiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Türkiye'nin faiz ödemeleri hızla artıyor. Bütün bu kötü yönetimin, bütün bu problemin sorumluluğunu şimdi tek bir bürokrata yıkmaya çalışıyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi talimatını harfiyen uygulayan
kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküşün ve bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz arkadaşlar. Bu hükümet bu ülkeyi bu hale düşürdü. Sizin dediklerinizi yapmaktan başka bir iş yapmayan bir bürokratı değiştirerek, suçu ona yıkarak bu sorumluluktan kaçamazsınız. O kadar kolay değil. Artık Türkiye'nin devası var, Mardin'in devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.